Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model başlayacağım. Boncuklu bir örnek yapacağım. Şöyle kum boncuktan birazcık daha iri bir boy bir boncuğum var elimde. Kum boncuktan biraz daha iri, inci boncuklarla aynı büyüklükte diyebilirim. Küçük boy plastik inciyle. Daha çok bu modeli inciyle yapılmış halde görüyoruz ama ben incinin ömrünün uzun olmadığını bildiğim için böyle bir boncuk tercih ettim. Üstelik bu boncuk da kullandıkça rengi soyulmayan, beyazlaşmayan bir türde. Siz de tuhaf yerlerden alışveriş yaparken mutlaka bunu sorun. Boncuğun fiyatı biraz daha pahalı oluyor ama yaparken ki kullanırken ki oya da ömrü daha uzun oluyor. Hemen ipimin numarasını söyleyelim elimize almışken. İpimin markası Oyalı, yanlış hatırlamıyorsam evet. 687 numarası Oyalı'nın. Tülbentimin markası Reyhan arkadaşlar. Tülbentim ipek türündeydi. Gayet iyi tığlandı. Şöyle kenarını göstermek istiyorum. Herhangi bir şekilde bir derinlik oluşmadı. İkişer zincir çekerek ben kenarını tığladım. Hemen oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Tığımı da göstereyim başlamadan önce. Böyle 21 numara bir tığ kullanıyorum genelde video çekimleri sırasında. Normalde 22 tercih ediyorum. Hemen oyamın yapılışına başlamak istiyorum. İki sıra giden boncuklu bir örnek yapacağım şimdi size. Alt kısmında boncuk kullanmayacağız. Biraz iç saralım. İlmeğimi oluşturuyorum. Her zaman söylediğim gibi tülbentin tam köşesinden değil, biraz daha iç kısmından başlıyorum ben. Şöyle birazcık içten başladık. Köşeyi göstereyim. Köşeden biraz daha içeriden başlıyorum. Şöyle bir ipimi tutturdum. İpimi tutturunca bir tane zincir çekiyorum üzerine ben. Sonra burada örümcekler yapacağım arkadaşlar. Normalde her zaman derim ki örümcekler kısa olsun. İki tığ battı uzunluğunu geçmesin derim ama bu sefer birazcık geçebilir. Şöyle göstereyim size. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyoruz. Bu şekilde tülbentin etrafını bir tur dolanıyoruz. Biraz böyle yaparken sıkıcı olabilir ama üstünü gene de çabuk ilerliyor. Öyle söyleyeyim. Sıkıcı da olsa çabuk ilerliyor. Üstünü yaparken çok güzel, çok zarif bir görüntüsü oluyor ve ben seviyorum açıkçası. Daha önce de pek çok yereler alt kısmında örümcek giden modeller yapmıştım. Örümceğimi yapıyorum. Sonraki tığ battıya düğümlüyorum. Örümceğimi yapıyorum. Genellikle örümcek giden örneklerde ben örümcekleri yapmakta sıkıntı çekiyorum. Hepsi aynı boyda olmuyor. Kalemle gitsem olur mu? Şeklinde sorular geliyordu. Olur ama görüntü tamamen aynı olmuyor bittiği zaman. Yani olur olmaz diye bir şey yok. Olur ama tam aynı görüntü ortaya çıkmıyor ama örümcek konusunda çok fazla paniğe kapılmamak lazım bence. Örümcekler yapa yapa elimizin alıştığı bir şey. Ve çok az bir büyüklük farkı çok aslında anlaşılmıyor. Eğer aynı boyda yapamadığınızdan şikayet ediyorsanız tamamını açmayın örümcekleri açarken. Ütülerken açarsanız eğer hepsi aynı boyda olacaktır. Ya sonuna kadar çekmeyin. Ütüyle iterek ütülerken yaparsanız hepsi aynı boyda olacaktır. Bu şekilde alt kısmında birazcık örümcek gidiyoruz. Şimdi bu kısım biraz sıkıcı. Bunu ben de kabul ediyorum ama oyası çok güzel oluyor bence bana kalırsa. Bu şekilde yazmanın kenarını bir tur dolanıyoruz. Ben burayı arkadaşlar şunu tutturayım. Hemen hızlı bir şekilde birazcık çoğaltıp geri göstermek istiyorum. Bu şekilde oluyor. Birazcık çoğaltacağım ben. Ben modelimin alt kısmını böyle biraz gösterecek kadar yaptım arkadaşlar. Daha devam edeceğim inşallah bu modele. Şöyle yakından da göstereyim. Üstten ve böyle karışık bir görüntüsü var. Hemen üst kısmın ikinci sırasını yapmak istiyorum. Dediğim gibi kolay bir model zaten. Birazcık ip sardım ben. Biraz da boncuk kaydırdım. Çok fazla boncuğa ihtiyacımız olmasa da gene de gerekli olacak burada. İkinci sırada ilmeğimi oluşturuyorum. İlmeğimi oluşturduktan sonra oyamda örümceklerimi açarak başlayacağım. Hepsini önden açıyorum. 1, 2, 3, 4 tanesine birden girdim. Yukarı doğru çekiyorum. Bu aşamada eğer aynı boyda yaptığınızdan emin değilseniz hepsini sonuna kadar çekmeyin. İçinden giriyorum. Bu şekilde tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kaç tane boncuk kaydıralım. Boncuklarım çok arkada kalmış. Bir tane boncuğumu kaydırıyorum burada.
Dediğim gibi benim bu boncuğu tercih etme nedenimin biri de bu boncukların daha uzun ömürlü olması inciye göre. Biraz yaklaştırayım arkadaşlar, daha net görünsün. Üzerine bu şekilde düğümledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Hemen şu boncuğun şuradaki ipinden giriyorum, tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hepsini aynı yerden tutturuyorum arkadaşlar. Tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu sonucu benim 5 tane yaprak yapıyoruz bu şekilde. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tekrar aşağıdan 1, 2, 3, 4 tanesini açıyorum. Emin değilseniz sonuna kadar açmayın burada. İçinden geçiriyorum. Tutturdum. Tekrar üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane boncuk kaydırıyorum. Çok fazla boncuğa zaten ihtiyaç duyulan bir örnek değil. Tekrar 1, 2, 3, 4. 5 tane zincirimi çektim. Tutturuyorum hemen. 1, 2, 3, 4. 5 tane zincirimi çektim. Tutturuyorum. Buraları 5'er zincirle tutturarak, 5'er zincirle 5'er yaprak yaparak devam ediyoruz. Yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Tutturdum. 4 oldu şu an benimki. 2, 3, 4. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tutturdum. Üzerine 1, 2, 3, 4. 5 zincirimi çekiyorum. Geri geldim. 1, 2, 3, 4 tanesini açıyorum. İçinden geçiriyorum. Tutturuyorum. 1, 2, 3, 4. 5 tane zincirimi çektim. Bir tane kaydırıyorum boncuk. Buradaki zincir sayısı özellikle kirpik bölümünde size kalmış. Elinizin sıklığına bağlı. Daha az da ya da daha fazla çekmek ya da nasıl hoşunuza gidiyorsa size kalmış ayarlayabilirsiniz. Ben 5'er tane çekerek yapıyorum. Genellikle muntazam düşüyor. Bir de tabii içindeki boncuğun büyüklüğü de önemli. Çok küçük bir kum boncuksa mesela içindeki daha az zincir çekmek gerekebilir. Benim elimdeki boncuğa 5 tane zincir iyi geldi. Bu şekilde 5'e tamamladım. Üstüne tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum. Geldim. 1, 2, 3. Pardon, arkadakini çekersek arkadaşlar o güzel durmayacaktır. Hep aynı yönden, hep önden çekmek gerekiyor. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Açıyorum. İçinden geçtim. 1, 2, 3, 4. 5 tane zincirimi çektim. O yan bu şekilde oluştu. Ben şimdi geriye kalan kısmını da tamamlayıp hafifçe de ütüleyip size göstermek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz oyalar birazcık arttığı zaman daha güzel görünüyor. En başı da en son tamamladığımızda 5 tane zincirle bitirirken tekrar aynı yere tutturarak tamamlayacağız. Hemen tamamlayacağım ben. Ben eksik olan kısmı tamamladım arkadaşlar. Üzerine de hafifçe ütüyle düzelttim. Bu örnek çok güzel olan bir örnek oluyor. Çok nasibi bol oluyor renkten de dolayı. Ben her seferinde bu renkten, bu tülbentten beşer beşer alıyorum ama hiç elimde kalmıyor. Çok sevilen bir renk ve çok sevilen bir model oldu. Bence çok birbirine yakıştı. Siz de denemek isterseniz tavsiye ettiğim modellerden bir tanesi. Tekrar boncuğumla ilgili söylemek istediğim şeyi hatırlatmak istiyorum. Söylediğim şeyi. Boncuğum kum boncuk değil. Bununla ilgili çok fazla soru geleceğini düşünüyorum. Kum boncuktan birazcık daha iri bir boncuk. Plastik inci boyunda diyebiliriz yani. Eğer boncuğunu kaliteli bir boncuk seçerseniz uzun süre rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örnek. Hepinize tavsiye ettiğim modellerden bir tanesi. Şimdiden siz de yapmak isterseniz, denemek isterseniz hepinize kolay gelsin diyorum. Herkesin ellerine sağlık. Yapalım inşallah, güzel günlerde de kullanalım.